Hepinize iyi akşamlar. Arkadaşlar bu gece ne yapacağız? Bu gece sigara böreği yapacağız. Kıymalı sigara böreği. Şimdi 250 gram kıymadan yapacağım ben. Bunun için bir orta boy soğan yeterli. Fazla soğana gerek yok. Önce soğanlarımızı bir yola sokalım. Birazcık kavuralım. Çok değil arkadaşlar, az. Gördüğünüz gibi bu kadar kavurma yeterli arkadaşlar. Şimdi kıymayı atıyorum. ...250-270 gram falan gelir tahminim. Bunu da buhar yaptı. Bunu da az bir şey kavuruyoruz arkadaşlar. Bu kadar kavurmak yeterli. Şimdi arzu edildiği kadar tuz. Ve arzu edildiği kadar karabiber atıyoruz arkadaşlar. Bu baharat tuz işi size kalmış. Şöyle bir çeviriyoruz. Ve altını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi etimde yer yer pembelikler var. Her zaman diyorum arkadaşlar, bu kıymalı börek tarzı, gözleme tarzı şeyler yaptığımız vakit etini fazla pişirmeyin. Öyle bir kırmızılığını alın biraz, yeter. Her zaman birazcık içinde çiğ olması çok iyidir. Zaten bir de ayrıyetten şeyde pişecek. Ateşte, yani yağda kızaracak, pişecek. Eğer öteki türlü tam pişirip de koyarsanız içi kuru oluyor arkadaşlar. Böyle mükemmel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kıymamızın işi bitti. Biraz soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, İçimizi yaptık. Şimdi bu hazır aldığım üçgen yufkaları yapacağım. Eğer kıyma içinizi sıcak dilde normal soğuk atarsanız daha rahat olur arkadaşlar. Şöyle. Bakalım nasıl olacak. Şöyle yapayım. Katlamayı unuttuk. Şu şekilde havalı havalı bıraktım. Birazcık malzemesi bol olsun. Evet, bir posta hazırladık. Şimdi pişirme işlemine başlayabiliriz. Yağımız kızdığına emin olalım. Bir tane kurban edelim. Olmuş. Orta yüksek ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Çok yüksek değil, kısık da değil. Evet arkadaşlar,
Ben 250 gram kıymadan 15 tane çıkardım. Birazcık benim elim bol. Azıcık pinti olduğunuz vakit 20 tane çıkar. Ve gayet de şekilleri o kadar sarmaları güzel olması ve çıtır çıtır oldu. Çok şahane oldu gibi geliyor bana. Peynirliden ziyade bu kıymalının yapılış şekli önemli arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor ama kıymayı biraz çiğ bırakmak bu işin esas püf noktası. Hadi hep beraber yiyelim. Hepinize afiyet olsun.